Ne tarafı seçersen o tarafla yatarsın. Sevgili Yılmaz Erdoğan'ın böyle de hakkını ben veririm. Hayır, düğüncülerle helalleşeceğiz. Bunu... Hatta evlenen de salaktır. Hadi bakayım. Boşanmayan en salaktır. Yüzüm dastik haritası gibi. Abdurrahman Dilipak. Size de yaranılmıyor. Sizi bizim mi konuşalım, porno mu konuşalım? Güne açan çiçekler, çiçekler gibiyiz. Gibi. ekranınızın ayarlarıyla oynamayınız. Yeni bölüm demeyeyim diye düşünmeyiniz. Ben Özgür Turhan yine aynı tişörtle karşınızdayım. Siz bunu biraz şova dönüştürdünüz çünkü ben de aynı sivit tişörtle çıktım. O zaman bundan önce konuşalım ki aynı tişörtlerle aynı yayına çıkarsak bu bir tekrar yayın mı diye bir soru işareti oluşur izleyicide. Bundan dolayı kombinasyonlarımıza dikkat edelim. Nasıl ki Instagram'da Reyes'te bir tane herif 4 tane takım elbiseyle 500 tane kombin yapın falan gibi ilginç bir şey söylüyor. Komedyenler de biraz öyle mesela 4 tane şakayla 500 tane set yazabiliyorlar. <laughs> Deniz Hanım maşallah. Boynuz kulağa geçmiş mi Özgür Bey? <laughs> Formunuz gayet iyi yani. Şu anda ekranları başında izleyicilerle birlikte yanında bir komedyen makinasının oluşmasına tanıklık ediyorum. Killa Deniz. Bir yani. ara bir ara bir daha sor. Rosebergsli Kort neydi lan? Bu kadar benim Killa Hakan bir bu kadar. Sen rap yapma. Rap yapmayayım mı? Neden? Ne oldu rap yapmak için olan ya da olmayan birçok yetenek bende de mi yok? Ben Özgür <laughs> Turan. Ben Özgür Turan sizlere stereo olarak sesleniyorum sizlere sizlere, sizlere 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 10 Ocak'ta İzmir'deyim 12 Ocak'ta Bursa'dayım 10 Ocak'ta İzmir'deyim 12 Ocak'ta Bursa'dayım İbarat'ta Bostan'ı Suat Taşer'deyim İzmir'de İbarat'ta Bostan'ı Suat Taşer'deyim İzmir'de Hemen alın Hemen alın Güzel Evet, nasılsınız Özgür Bey? Haliniz nasıl? Bok gibiyim. Rezalet durumdayım. Yaşama konusunda ciddi şüphelerim var. Şu an yaşadığım hayat hayat mı diye sorgulama arifesindeyim. Yaşam nedir diye kendi kendime soruyorum. Ben değilim diye kendi kendime yine yanıt veriyorum. Yaşamak bu olmamalı. Biyolojik olarak yaşıyor olabilirim ancak fiziksel ve ruhani olarak da burada değilim. Nerede olduğumu ben de bilmiyorum. İnşallah o yerden kendimi bulurum, geri getiririm ve yaşamaya devam ederim. Her sabah uyandığımda Allah kahretsin yeni bir güne uyandım diye uyanıyorum. Her tarafım ağrıyor. Yataktan kalkıyorum, elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Ağrılarım geçmediği gibi kendi suratımı aynada görüyorum. Şu anda çirkinim ya Deniz Hanım. Yataktan kalkınca daha da çirkin oluyorum. Bir de şu suratın böyle çapaklı çapaklı biraz da şişmiş bir de yastık izli olduğunu düşünün. Günde 9-10 saat uyusam dahi herhangi bir uykusuzluk emaresi göstermiyorum. Yüksek ihtimal çişim gelmese uyanma. Bir gün dediğin ki bugün yiyeyim ya deyin. Ya Yalandan da olsa deyin ki Bugün güzel bir gün olabilir mi acaba Hani bir şüpheleriniz olsun İyi de olmasanız olur İyiye dair şüphe Gün güzel olabilir ama Ben güzel olamam Yani gün iyi geçebilir Günün benimle bir ilgisi yok Gün kendi kendine iyi geçsin Güneş açsın Değişik çocuklar koşsun falan Onunla benim sıkıntım yok Ben iyi olamıyorum Sırtım belim Omurilindeki bütün o Ne varsa Allahü Teala'nın yaratmış olduğu Kuyruk sokumundan Aha şuradaki arkadaki soğanıma kadar Omurilik soğanıma kadar Komple ağrıyor Ayağım da ağrıyor bir de. Elim kolum da ağrıyor. Bütün uzuvlarım ağrıyor insanın. Her uzuvum ağrıyor. İnanır mısınız birkaç tane iç organımı hissediyorum ağrıdığını. Spesifik iç organım ağrıyor. Mesela pankreasım ağrıyor gibi hissediyorum. Bu kadar da olmaz. Siz biraz ilgi istiyorsunuz gibi geliyor bana. Ağrı kesici yerine morfin kullanmalıyım. O derece bir ızdırap çekiyorum. Kolumu kaldıracak halim yok. Şu mikrofonu bile tutamıyorum yani. Şöyle keşke. İki hafta sonra Stephen Hawking gibi geleceğim yayına. <laughs> Deniz Hanım. Böyle duracağım ve göz da sizinle iletişime geçmeye çalışacağım. O zaman da in İnanmayacak mısınız bana? Siz bazı şeyleri abartıyorsunuz bence. Ağrılarınızı da öyle. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Niye benim ağrıma inanmıyorsun? Ben mesela 4 sene önce apandisimi patlatmadım mı? Evet o zaman da inanmamıştım. Ne oldu? Ama çünkü sürekli ağrıyor Özgür. Yani bir gün çözüm bulmaya çalışırsın yani. 365 gün 6 saat her zaman ağrıyor. Evet ağrıyor. Bu kadar olması mümkün değil. Bazı zamanlar ilgi istiyorsun gibi geliyor bana. Kardeşim ben jelibon ayıcık mıyım ilgi isteyeyim? Koskoca 31 yaşında baba bir insanım. Evet bazı şeyleri değiştirmedi. Yazmışlar işte niye birbirinizle işte sizde bizde hanımlı belli konuşuyorsunuz. Size de yaranılmıyor. Sizde bizle mi konuşalım porno mu konuşalım belli. Çok kibar konuşuyoruz ona laf söylüyorsun. Hakaret Hiç. ediyorsun ona laf söylüyorsun. Hiç. Hiç samimi değilsiniz falan diyorlar böyle sizde bizde konuştuğumuz için de. Yani öteki türlü de milletvekili miyim ben? Milletvekilleri nasıl samimi konuşuyor insan? Ee, samimi sen konuşan mi diyor? bir millet ha, sen... ha Yaptın. O siyasi espri var yeni anladım şu an. Allah Allah eşşek Eşim çıldırdı. Eşim çıldırdı. Yeni bir Oya Başar mı doğuyor? Bir Oya Başar dublajı yapar mısınız Deniz Hanım? Oya Başar dublajı yapar mısınız? Böyle. Oya Başar olacak kadar zamanı. Bir şarkı verirlerdi playback. İlk iki cümlesini bilir. Ondan sonrasını ağzını böyle yapardı. Kelimeler tutmazdı. Levent Kırca da ile oynardı rahmetli. Kaşı bile günümüzdeki birçok oyuncudan daha iyi oyuncudur. Kardeşim yorumlarda yazıyorsunuz şişmansın kelsin evet şişmanım kelim yüzüm dastik haritası gibi fiziksel olarak belki hiçbir iyi özelliğim yok sabah aynada kendime baktığımda moralim bozuluyor ağlıyor olabilirim. Üzülmeyin Özgür Bey gözleriniz hala çok güzel görüyor. Rost diyeceksen rosta beni olmuş 9. 10. bu 11. bölüm. 11 mi çok olmuş abi ben her tarafım ağrıyor çekmek <laughs> istemem arkadaşlar yeter. YouTube bu kadar süreklilik istememeli. Yeter ulan 11. bölüm oldu yeter be. İstemiyorum gelmek ya. Bitti lan esprim bitti. Gelmeyeceğim. Yok, anlatacak hiçbir şeyim kalmadı. Bitti 31 yaşındayım. 15 senesini crossover'da anlattım. 15 senesini <laughs> aha bunun kanalında anlattım. Bir senem kaldı o da çocuğumu anlatacağım. Yeter be. Yeter artık kardeşim. Çık her yerde espri yap, stand up'ta ayrı espri yap, burada ayrı espri yap, git crossover'da ayrı espri yap, programa katıl ayrı espri yap. Yeter ulan espri bitti be. Tişörtün bile aynı esprileri farklı size kardeşim. Bende konu bitmez isterseniz size espri alanı yaratacak bir sürü konu söyleyebilirim. Buyurun Deniz Hanım ben... merak ettim şimdi hemen de düzeldim şu an heyecanlandım çünkü bu ne konusu açacaksınız. Mezuniyet törenine katıldınız mı lisede ya da üniversitede? Sizin üniversitede olmadı galiba mezuniyet töreni. Üniversitede oldu da beni çağırmadılar ya. Bu çağrılacak bir şey değil ki. Yo, ben Öğrencisin, ben... Evet. Üniversite mezuniyeti var. Kimin çağırmasını bekliyorsun? Yo bilmiyorum Paşam. Yani. Bilmiyordum ne yapacağım? Mezun olduğunu bilmiyor muydun? Mezuniyet Hayır mi? mezuniyet töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı bilgisini öğrenemedim yani. Hiç Herhangi mi bir okula kanal... gitmedin o zaman? Hayır. Okula gittik, derse girip çıktığımız için söylenmedi. Bir yere de asılmamış yazılmamış. O gün bir tane arkadaşım aradı sağ olsun. Dedi ki Özgür böyle böyle mezuniyet töreni var. Dedim ki sağ olun, teşekkür ederim. Yetişemezdim zaten yani. Koşarak mezun olmaya mı gideceğim? Ya zaten mezuniyet törenleri ile ilgili şunu düşünüyorum. Mesela e, hiçbir öğrenci mezuniyet törenine gitmek istemiyor aslında böyle içten. Vay efendim ben mezuniyet törenine hadi katlan diyen birini benim olmadı öyle bir arkadaşım. Benim de yok çevremde ama bazı insanlar olabilir. Şey için gidiyoruz yani işte verilerimize, akrabalarımıza işte gurur olsun diye. Yani Çok da. gururlansınlar diye gidiyoruz. Ama akrabalarımız da gelmek istemiyor ve sadece bize destek olmak için geliyor. Bugün bunu burada bir açıklığa kavuşturup herkes dürüst olursa hiçbirimiz gitmeyiz. Mezun töreni mantıksız değil mi? Kalkar hep beraber gideriz pizza yeriz. Çık köfte yeriz. Katılıyorum Deniz Hanım. Çok doğru bir noktaya parmak bassınız. Değerli toplum mezun töreni kalksın. Hatta düğünleri de kaldırmayalım mı Deniz Hanım? Yetkin var. Düğünü kaldırır mısın kaldırmaz Şu an sana aşırı bir diktatör var bir yetki verdim. Her dediğin oluyor. Meclis falan bile yok. Direkt yaz Yasama yürütme yargı birleştirdim hop sana attım sen de tuttun elinde şu an yasama yürütme yargı elinde ohal mohal hepsini ilan ettim ne varsa hepsi Ay. sende şu an bir karar vereceksin. Ay, düğün... Düğüncülerle helalleşeceğiz isteyen yapsın. <laughs> Nasıl helalleşeceksin devlet çeyrek mi takacak? Devlet neden çeyrek takmıyor? Helalleşeceğim dedim ya isteyen yapsın kimseyi yani düğün yapmak isteyen seçmenimi ür ürkütmek istemem. Bu ne yani? Senin gibi lider olmaz olsun biliyor musun? Bana vereceksin ki ulan bir elime yetki geçsin var ya. Ne yaparsın? Bir kere birçok kişiyi asarım. Ben de düğünle ilgili bir şey diyeceksin <laughs> sandım. düğünle alakalı mesela <laughs> davulcuları. Eğer başa gelirsem öyle bir faşist yönetim yapacağım ki faşist kelimesine yeni bir anlam yaratmak durumunda kalacaklar. Diyecekler ki ulan biz faşist diye Mussolini'ye, Hitler'e faşist diyorduk. Özgür turan geldi öyle bir faşizm yaptı ki bu herifler sosyalist kaldı yanında. Diye bana ayrı bir faşizm tanımlaması yapacaklar öyle bir faşist yönetim yapacağım. Yok astrolojiye inanan kadın salaktır. Yok şöyledir böyledir diyen erkek izleyicilerim. Buyurun, bana ha, söyleyebilirsiniz ben. Erkek izleyicilerim. <laughs> Çünkü Hemen söyle. Tamam. Ona gelince hurafe, kadın gelinlik seçmeye gidecek düğün öncesi. Aman e, aşkım ben gelmeyeyim çünkü gelini gelinlikle görmek düğünden önce kötü şans getirir, uğursuzluktur. Bu bir kaytarma. Ben gelmesem de, kredi kartım gelse olur mu? Ben kat astroloji inanan salaktır lan. Var mı? Hadi tamam. bakayım. Tamam. Düğünden önce gelini gelinlikle görmenin kötü şans getirdiğine inanan da salaktır o zaman. Tamam salaktır. İnşallah bunu... Hatta evlenen de salaktır. Hadi bakayım. Düğünde <laughs> düğün yapan da salaktır. Evlenen de salaktır. Çocuk yapan azca Art, salaktır Arttırıyorum. Boşanmayan en salaktır. Boşanmayan da salaktır. Düğündeki insanlar da salaktır. Oynayanlar da salaktır. Ben de salağım Yüz bin plaketim geldi. Niye bunu Aa! konuşmuyoruz? Evet, muhteşem bir konu. Deniz ben... Bağdaş Kanalı'nın 100 bin plaketi geldi Deniz Hanım'a. Ben bunun için ödül konuşması yap yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Deniz Bağdaş Kanalı ile birçok emek vererek, gerek kamera önünde gerek kamera arkasında 100 bin aboneye ulaşarak ki YouTube için önemli bir sayıdır. 100 bin abone plaketini alan Deniz Hanım'ı ödül konuşması yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben öncelikle bugün burada O olmamı sağlayan yıllarca yanımda benimle beraber her yere gelen bana destek olan beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ayaklarıma çok teşekkür ediyorum. Organize işlerde oynadığımı söylüyorum. Kimseyi inandıramıyorum. Halbuki IMDb'ye girip evet. bakabilirsiniz. Orada yazıyor kadın diye. Evet. <laughs> Saruhan kadın diye yazıyorum. Repliğim olmaması figüranlık yapmadığım anlamına gelmiyor. Özgür Bey'le beraber oynamıştık. Ben bir tek sahnede varım. Aslında birkaç sahnede olmam gerekiyordu ama attılar. Ama şeysiniz değil mi? Ekin Türkmen'den daha az ünlüsünüz. Çünkü mesela Ekin Türkmen'in aşırı ünlü bir kız arkadaşı olamıyor. Mesela Anladım. arkasına Sharon Stone'la mesela ne bileyim Ajda Pekkan Mesela iki tane yakın arkadaşıymış Ekin Türkman'ın mesela. <laughs> Absürt komedi. hani Güzel ama izlenir. Bir saniye geçiyor. Böyle Olmuyor, bir şey bekliyorum sizden. Kuş atma sahnesinde sevgili Özgür Bey'in başrol olduğu sahnede biz de Ekin Hanım'la beraber e, balkondan kuşların atılışını izliyorduk güvercinlerin. Yukarıdan kamerayı salıyorlar ve çok figüran vardı o sahnede hatırlıyor musunuz? 150 evet, tane... Evet belki vardı. Kamerayı salıyorlar. Bizim kameraya bakmamamız gerekiyor. Çünkü hoş olmaz kamera <laughs> Ulan bir iki Yılmaz hoca uyardı. Ben de anlamıyorum ki bakıyor muyum bakmıyor muyum. Hani bir şey iniyor o ben şöyle falan yapıyorum ama bir şeyi bulmam lazım yani kameraya bakmamak için. Sonra orada kendim bir aşk hikayesi yazdım. Ben dedim size aşıkmışım. Ekin hanımın yanındaki kadın olarak. Kuşçu'ya aşıkmışım dedim. Aşkla bakayım ona dedim. Oturdum işte şöyle yaslanmıştım şeye. Balkon pandemine size böyle bakıyordum. Arada böyle Ebru'ya bakmadan dürtüyordum çok yakışıklı falan diye. Çünkü Ebru'ya baksam sonra dönerken kameraya bakma ihtimalim de olabilir diye. Size bir aşk hikayesi almıştım kendi içimde. Çok teşekkür ederim sana. Dedim ki belki bir yapımcı keşfeder ve der ki bu kuşçuyla bu kızın <laughs> Sizin organize işler iki anılarınızı ben merak ediyorum. Biliyorum aslında da çok komik bulduğum için kendi içimde. Böyle deyince de insanlar komik değildi diyesi geliyor ama. Deniz Hanım bana organize işler 2'de oynanacağım söylendi. Bir şey gibi böyle askerlik tecili gibi düşünün. Ya da böyle hani E-Devlet'te de çıkıyor. O dışına falan. Ben şöyle bir cümle kurmadım yani. Ben organize işler 2'de oynayayım değil. Bana oynanacağım söylendi. Yani BKM'de görev talep edilmez. Görev alınılır. Ben de tamam dedim. Çünkü organize işler bir. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş yani komedi filminden biri. Doğru. Diyorlar ki işte sallıyorum Haziran'da çekim başlayacak falan. Ulan ortada hani ne senaryo var ne bir şey yani ne oynayacağız hangi karakter oynayacağız falan bilmiyoruz. Senaryo geldi bana. Evet bana gelmedi mesela. Evet bana şey diye attılar bir de senaryoyu. Hani komedyen adamsın bir bak diye. Size tam senaryo geldi. Evet, evet. bana böyle bukletli tam senaryo geldi. Üstünde de Özgür Turhan yazıyordu. Evet Özgür Turhan yazıyordu. Ve biri şey dedi okuma provasına dedi. O zaman bir arkadaş daha vardı. Hani bununla dedi Özgür dedi gelse mi acaba dedi. Ben senaryoya baktım. Benim adım yazmıyor senaryoda. Yani ben okuma provasında ne yapacağım? Adım yok. Araları mı okuyacağım yani? Gidip Yılmaz Erdoğan'a gidip şey mi diyeceğim? Sahne bir. <laughs> İç, gün, kuyumcu. Bana dediler ki sen Kıvanç tutun adamısın. Ben de dedim ki tamam. Çünkü gerçek hayatta da adamıyım. Kıvanç Tatlıtuğ'un adamıyız hepimiz yani. Tabii. Bir sıkıntı yok. Kıvanç Tatlıtuğ'u görmedim bu arada. Sadece istediğimi gördüm yani. <laughs> hani şey, bunun da ayıbı yok yani hepimiz öyleyiz. Özel hayatında nasıl göreceğim Mümkün Çok değil. Zor. Görsen moralin bozulur zaten. Kıvanç Tatlıtuğ'u özel hayatta ee, görmemek de. Kıvanç Tatlıtuğ'un da morali bozulur. Evet. Sete gittim. Bana bir takım elbise falan giydirdiler. Bayağı uğraştılar üstüme. Hani böyle tesbihime kadar detaylarım vardı ya. Böyle evet, yüzüğüm yüzüğüm bilmem ne. Hani normalde bir dizinin başrol devamlılığı olur. Neyse gittik. Sete geldim ben girdim. Korkuyorlar herkes şimdi. Yılmaz Erdoğan'dan çekiniliyor ya. Ulan bir gerildik herkes yani. Böyle oturduk şeyi bekliyoruz hani. Birazdan dayak yiyeceğiz yani. Hani. <laughs> İçeri girdik. Sahneye bir girdik. Bu şey ilk çektiğimiz sahne şeydi bu. Mesut abiyle şey hidayeti ters, ters kaldırıyorlar. Ben de apış arasından böyle bak. <laughs> Bana <laughs> gitti Yılmaz Özey dedi sen dedi busun dedi tamam böyle geçti arkaya yaslandı busun dedi ben de böyle yap. <laughs> <laughs> birebir gösterdin yaptım ve şey yani böyle 10 10 15 tekrar falan böyle yap. Ve şeyi düşünün. Ulan dedim ben konuşmadım. Yani hani bana <laughs> hani bana bir şey söylenmedi. Ben Şunun briefini de verelim. Özgür'e şey dediler Komedyen olduğun için hani doğaçlama da yaparsın sen ya orada yok, dediler. yok hayır ekip de öyle bir de. da tutun 4 adamı var. Dördü de komedyen. Hı -hı. Hani buradan şey bekliyorsun yani hani ulan bir şey o hani evet. tasarlanmış falan. Ama ne mümkün Yılmaz Erdoğan karşısında öyle rastgele doğaçlama yapacaksın. Sonra işin ilginç kısmı Deniz Hanım şunu fark ettim. Meğer o gün benim kameraya en yakın olduğum anmış. <laughs> <laughs> Arkada sevgili Hidayet Bey'in, Hidayet Tılık komedyen arkadaşımız o da Organize Şehir 2'de oynuyor. Onun apış arasından benim flümüm gözükmesi meğer 16.9 ekranın içerisinde piksel olarak en çok kapladığım yermiş. Bir gün çağırdılar. Ben e, bir sahnede varım. 8 gün gittim. Bekliyoruz işte. Bizi giydir giydirdiler işte. Şakır şakır makyajlar yapıldı. Takılar takıldı. Saç baş her şey tamam. Ulan bekledik. Saat böyle 12 falan oldu. Allah Allah. Set uzadı falan diyoruz herhalde. Şöyle 1'e doğru falan paydos dediler. Biz Ebru'yla böyle baktık birbirimize. Bizim sahne dedik acaba. İptal dedi sahne. Evet. Ben 25 gün gittim. Siz de 7 gün versiniz. Ben 25 gün gittim. Hayır 24'ünde de varım. Ha, yani, 24 sahne şöyle... var. Ben evet siz beni görmüyorsunuz arkadaşlar ama ben Yılmaz Erdoğan sinematik evreninde oradayım <laughs> Siz bilmiyor evet. olabilirsiniz ben oradayım Bak yemin ediyorum şunu yaptılar siz Kıvanç tutu olun Deniz hanım. Tamam, Bu da kamera olsun değil tamam mı size böyle ben kameraya koydum şimdi Beni öbür köşeye tutup sen Yılmaz Erdoğan adamısın burada diye durduk Ve Yılmaz Erdoğan'a korkumuzdan oturmadık bile İki saat sonra yanımdaki diğer adam arkadaşa dedim ki bilader ben dedim sinema okudum <laughs> ben dedim sinema okudum bu kamera benim bu bilgime dayanaraktan bizi dedim çekmiyor bu dedim bilimsel olarak imkansız dedim çünkü dedim önümde sesçi oturuyor önümde sesçi oturuyor bu adam filme benden daha yakın şu an dedim ki oturalım o dedi ki hayır dedi belki dedi bizi çekebilir dedi kendisi ayakta durdu ben daha sonra saldım tuvalete gitmeye başladım bir yerlere gitmeye başladım arkadan böyle içecek falan sumu alıyorum içiyorum kimseyle konuşmaya başladım ikinci günümü de tamamladım üçüncü 2. günde gene geldik sete. Muhteşem Kıvanç Tatlı Beyefendi sete geldi. Yine setaplar falan kuruldu. Rejiden bizi bir yere getirdiler. Dediler ki siz burada duracaksınız. Sokakta kovalamaca sahnesi çekeceğiz. Başladı kovalamaca sahnesi. Bekliyoruz ki bir şeyler çekilsin. Fakat ben gene 4 sene sinema okuduğum için ortalıkta kamera göremedim. Arkadaşım dedi ki yanımdaki ya dedim MOBS'den falan mı çekiyorlar acaba? Çünkü etrafımızda bizi gören bir kamera yok. <laughs> Arkadan bağırış çağırış derken 50 metre yanımızdaki sokağın arasından koşarak Okan çabalar geçti gördüm arkasında da kamera ekibi koşmaya başladı <laughs> dedim ki arkadaşıma biz dedim şu an çekilmiyoruz. Biz dedim kamera, kamera. Sinema bilginize dayanır Tabii, tabii evet. Sinema Dört yıl gemedi. boşuna mı evet, okuyoruz? Öyle bir yerde duruyoruz ki bizim etrafımızda sinema ekibinden biri yok. Halk var. Yani bulunduğumuz sokağa trafiğe bile kapamamışlar. Biz şey zannettik ne kadar büyük bir prodüksiyon. Hani kameranın olmadığı yerde bile çok güzel evren var diye. Meğer bizi sinematik Yılmaz Erdoğan sinematik evreninden çıkarıp <laughs> Fatih sinematik evrenine koymuşlar. Şeyden insanlara bir şüphe oluşuyor değil mi? organize işler bir de çünkü bu helikopterden böyle. Tabii tabii. Her belki an, de öyle aynen. çekiyordur dediniz. Her an her yerden çekilebilirsin. Bir <laughs> Yılmaz Erdoğan desin yani. Bir kere Deniz Hanım bizi getirdiler sete. Karavana koydular. Değerli arkadaşlarım şimdi oradaki ekip arkadaşlarımız var. Safadır Cihan'dır. Beraber böyle komple Yılmaz Erdoğan şey diyorduk zaten. Aynı günler geliyorduk. Geldik oturduk. Yılmaz Erdoğan adamlar olarak kıyafetlerimiz geldi. Giydik işte detaylar takılıyor böyle yüzük müzük bilmem ne saatimizi taktık. Oturduk. Ulan 5 saat geçti. 6 saat geçti şey yok. Hani kimse çağırmıyor bizi. Karavanda dediler ki unuttular herhalde dedik. Dedim ki biz hani ayıp olmasın da gidelim söyleyelim. Tam çıkarken biz 6 saat geçti. Karavana rejiden bir arkadaş geldi. Dedi ki Paydos. Yani bizi o gün kullanmadılar bile. Sadece karavanda olmamız istenmiş. Biz karavanda dahi Yılmaz Erdoğan oyunculuğuna devam ettik. Benim de şöyle bir anım var. Bir saniyede varım. Bir sürü anı anlatıyorum ben de. <laughs> Bedelli askerlik Abi, yok. Bekli terastaydık galiba. Terastanesinde evet. siz de vardınız hatta. Bekliyoruz neyse çekiyorlar. Küpem düştü benim. Arkası çıkmış. Özgür Bey'den e, aldığım sinema bilgilerine dayanarak Abi. dedim ki gidin bunu söyleyeyim. Çünkü devamlılık, devamlılık var. Hani evet. burada Derler arkadaki kızın <laughs> küpesi vardı. Yazıcı olarak söz yapar. Gittim söyledim. E, dedi ki sizi çekmek zaten. Ben bir sürü hikayeler yazıyordum kendi kendime figür alamam ama diyordum ben şu anda kuşatan adama aşık oldum ya. Terasta da onun gelebilme ihtimalini bekliyorum şu <laughs> <laughs> Kendime ayrı bir film yaptım orada. Özgür'ün bu hayatta en çok korktuğu şey nedir? Hamam, hamam böceği. böceği. Evet. Hamam Ama böceği. ne yaptı? Hamam böceği yarıştırdı. Hamam böceği yarışması sundum evet. Orada da doğaçlama yaptı bu arada. Beğenildi evet. de doğaçlaması. Evet. Tek repliğim oydu zaten. Ben dedim ya senaryoda adım yazmıyor diye. Adam da ayıp oldu herhalde. Buna replik yazmadık dedi. dedi <laughs> Şunu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu benim için önemli bir şeydir. Biz mesela bu kadar az rol oynamamıza rağmen bize bekamet tarafından duyulan ve sette duyulan şey bir oyuncu gibiydi yani. Biz zaten şimdi gülüyoruz ediyoruz ama hani hiçbir zaman bir figüranlık yardımcı oyunculuk şeyi bize hissettirilmedi. Aslında öyleydik. Yok ama mesela BKM oyuncusu kızlar evet. olarak bize ayrı bir karavan evet. 8 Siz mesela kişi. mesela karavandaydınız Enis evet. Hanım, Ben de karavandaydım. Normalde bizim o set içerisinde karavanda olmamamız evet. lazım. Evden alındığımız zamanlar oldu mesela. Evet. O gün bosta. Teşekkür ediyoruz. Ve hemen bir virgül daha açayım. A o zamanki verilen kaşe. Geçtim figüran kaşesini falan. Normal oyuncu kaşesi verildi. Hem bana hem sizlere hem de diğer çok güzel hareketler altyapısındaki kişilere sallıyoruz, ediyoruz. Kapitalist, çarçut bir şeyler söylüyoruz ama BKM'nin mesela organize işler dedi. Sevgili Yılmaz Erdoğan'ın böyle de hakkını ben veririm. Ama sonuç olarak... Film kötü evet. Leonardo DiCaprio artık Titanic izlemeyecekmiş asla. Çünkü, çünkü Titanic'in bu yıl 25. yılı. Oo, o yüzden... Ofansiflik seviyesi universal oldu, universal. Yurt dışındaki Hollywood'daki şeylere ne oldu lan? Türkiye'deki komedi. <laughs> Eşim Leonardo DiCaprio bile <laughs> rost yapabiliyor. Sizin eşiniz ne yapıyor? Ben sevdiklerimi rostladığımı söylemiştim. Otur otur kalta salla tuz biberi salla. Al bak kadına bak. Ta DiCaprio'ya espri yapıyor yani. Evde adeta bir Chris Rock, bir bugün, Kevin Hart var. Bugün Leonardo DiCaprio'nun yeni sevgililerin hepsi artık Titanik'ten küçük olacak. Titanic neydi? 97 97'ydi 97. galiba. Evet. Aa, yaşlanıyoruz abi. Öleceğiz lan. Sen zaten Aa. ölmek istiyordun. Ben ya. ölmek istemiyorum kardeşim. Ben yaşamak istemiyorum. <laughs> Bunlar farklı <gülüyor> kavramlar <gülüyor> yani. Bana farklı bir ev ne bileyim Matrix'e gireyim simülasyon olarak yaşat beni. Tamam ona kabul ede. Ölmek istemiyorum, yaşamak istemiyorum. Bunlar tamamen farklı kavramlardır yani. Her yaşamak istemeyen ölecek diye bir kaide mi var? Tabii. Mesela ben yürümek istemiyorum diye uçacağım mı? Biz evliyiz üstüne bir de çocuğumuz var. Bizi izleyen belki evli olup çocuk yapıp yapmama konusunda şüpheye düşen insanlar olabilir. Acaba yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye. Bunlara bir şey söylemek ister misiniz? Yani ben Abi, şimdi bir, şey bir evli çiftim çocuğum yok. Beni bir Hı -hı. evli çift olarak düşünün. Tamam. Kadın erkek ben birini temsil ediyorum yanımda da başka biri var. Şunu merak ediyorum ya bunların çocuğu var. Acaba benim de şüpheli var hani çocuk yapıp yapmama konusunda doğru bir ülke mi dünya mı zaman mı diye. Doğru misiniz? bir insan mıyım? Ey çiftler, beraber yaşamayı düşünenler, evlenmeyi düşünenler. Her şeyden önce şuna karar verin. Yatan hangi tarafında yatacağınızı önceden seçin. Çünkü bu dövmeden daha kalıcı. Ne tarafı seçersen o tarafla yatarsın. Öyle Öbür mi? boyu bu değiştirilemiyor. O yüzden en baştan iyice bir ölçün, tartın hangi tar sağ mı uygun, sol mu uygun, ondan sonra söyleyin ve yapın. Deniz Hanım şöyle bir şey keşfettim ben. Genelde şimdi biz sürekli taşındığımız için güzel bir şekilde yatağımızı yerleştiremiyoruz ve genelde duvara ya da pencere dayıyoruz yatağımızı. Evet, iğrenç bir şey. Bu ne oldu size bir yarattık? Uzak dur karımdan. Karımdan uzaktır. Ben mesela köşede yattığımda çıkarken sizi ezerek çıkma. Siz hiçbir zaman köşede kalıyorum. yatmıyorsunuz. Ya yattığım zaman hiç mi yatmadım? Niye köşede yatmıyorum? Bir iki defa yatmışım olmamış çünkü. <gülüyor> <gülüyor> mesela böyle mi? Yani sizin için çok uygun bir ortam olması lazım sizin uykunuz için. Sanki kolay çıkılabilecek tarafta mesela yatak Kendin böyle bir yerdeyse, Hayır kolay çıkınca bir avantaj sahibi olacak kişi yatmalıdır mesela. Aslında ben. Evet. Niye biliyor musun? Evet. Mesela Çocuk Rohan'a var. yetişmek evet. için vesaire. Değil. Ama bunu yapmıyorsunuz. Kendiniz evet. hep o tarafa yatıyorsunuz. Doğru. Acaba olası bir panik durumunda bizi bırakıp kendinizi kurtarmak için evet. mi Evet kesinlikle öyle. <laughs> Direkt e, yatağın köşesinde yatıyorum ki atıyorum deprem oldu. Hemen kaçayım İzmir'e gideyim. Sizin kaçım boyunuz yok. Ben hiç istemedim bu boyunuzu. bu. sizi bir de ikna etmeye çalışıyoruz depremde. Neyi deprem yapayım? olmuş millet sokağa inmiş panik halinde. Ben bir de oturuyorum. Özgür'ü nasıl ikna edeceğim onu düşünüyorum. Çalışma geliyor bana bir ev sallandığı zaman otomatikman niye aşağı iniyoruz bunu çözmüşler. Çünkü elinden. sonrasında yıkılabiliyor Özgür. Ama mesela ne, bir tane örnek ver. Evet, şeyde Bayraklı'da <laughs> depremden Nasıl? iki gün sonra mı ne yıkıldı. Tamam canım iki günde evde yani o ama yıkılan evi de yani i̇ki sapa ev... sağlam bir ev yıkılmadı akşam, iki gün akşam sonra ne? herhalde. Hı. Zaten azıcık böyle hani bir sıkıntılar olmuş ha, bir azıcık ev. Azıcık sıkıntı olsa inerim diyorsun yani. Yani yok ev mesela sallanmışız. Ulan ben zaten hissetmemişim depremi. Etrafa bakıyorum duruyor duvarlar eşya tabak yere düşmemiş. Hadi aşağı inelim. Niye? O kadar da değil yani. yani sallıyorum 5 oldu mesela. Birden 10 mu olacak? Şimdi Olamaz depremi? mı? Düşük ihtimal. Düşük Nasıl ihtimal düşük? Arçı öncekinden çok olur mu kardeşim? Hiç mi jeoloji falan okumadın? Ya öncüyse? Neyin öncüsü? Öncü <laughs> o kadar öncü mü olur? <laughs> Depremdeki öncü o kadar öncü olmaz. Arçı o kadar arçı olmaz. Değerli depremle ilgili. Deprem dede vardı. Aa. Mekanı cennet olsun. Evet doğru. Biz o jenerasyonla büyüdük. Yok. En sevdiğiniz bilim adamı kim? Abdurrahman Dilipak. Küçükken müzik gruplarını takip eder miydiniz? Hepsi sacımızın? grubu. Hepsi mi? Güne açan çiçekler, çiçekler gibi. gibiyiz. Gibiyiz mi diyordu? Gibi demiyorum ya. Yiz var mı sonunda? Güne Gün açan, açan çiçekler, çiçekler gibiyiz. gibiyiz. Çok değil mi? Gibi desenler. De yalan öyle saf, saf ki sevgimiz, sevgimiz. yalan ben Yaseminim Yasemin yapardık abi. böyle herkes sırayla Aa. seçmeye çalışırdım Mesela erkekler şey, yapsa bunu saçma azlanır. Bir ara hangisi popülerdi? Cemre miydi acaba? Sarışın e, olan Eren, mı? Gülçin sarışın olan değil mi? Gülçin, ben e, Gülçin en, biliyorum. Yasemin kim? Hangisi? Gülçin, Yasemin, Cemre, Eren. Eren e, çok e, güzel hareketlere katıldı. Evet, değil mi burasında sonra? beni vardı ha, o Eren. Cemreyi biliyorum. Cemre Gülçin, en zayıfı. Gülçin sarışın olan. Gülçin kıvırcık olan. Yasemin de Cemreye benziyor. Eren'e de benziyor. Eren'e de benziyor. Ama ben, şey. Yok, esmer olan işte. E, diğer, kalanı <laughs> şey diyorlar ya. Ya bir yaka mikrofonu mu alsanız? Elinizde tutuyorsunuz mikrofonu falan. Aa! Ulan şimdi aklıma geldi. Ben 20. yapamıyorum arkadaşlar. Şu mikrofon olmadığı zaman ben TEDx konuşmasına gidiyor bende. Ben elimi kolumu nereye koyacağım bilmiyorum. Mikrofon birçok şeyi çözüyor benim belki için. Belki ben elime bir şeyler almak hoşuma gidiyor ben. Tutmak böyle böyle yapmak hoşuma gidiyor yani. <laughs> ne ne yapmak olsa da. Böyle zaman. böyle yapmak. Mikrofon olunca değil mi? Daha bir ne oldu? Stil oldu. Ülkede format olmadığı için bu şekilde format yapmaya çalışıyoruz. Bir şey diyeceğim. Cevdet Buyurun. Bey içerideyse acaba İstanbul'da kötü bir metal grubunda kim bateri çalıyor? <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir şaka. Bravo. Cevdet Bey. Ne yapalım? Kimseye sallamıyoruz. Birbirimize sallayacağız. <laughs> Alınıyorlar yoksa. Özgür Bey siz bana dediniz ki ben burada her bölüm sonra Mahmut'u çıkarmaya gayret ediyorum sonda. Şarkıları arkadaşlarımız da sevmiş. Siz dediniz ki Mahmut'a çok güvenme. Evet söyledim bunu. Yüzüne de söyleyebilir misiniz? Söylerim. Söyleyin o zaman. bu kamera ama normal İzmir'e gidince söyleyeyim. <laughs> tamam. <Dükkana> niye <laughs> öyle düşündünüz? Mesela güvenme derken hani sana şarkı atmaz gibisin dediniz. Yani Siz çok... ne dediniz bana? Sorun neydi? Ben niye güvenme dedim? Ne dedin sen bir bana? Bir Şey demedim aslında. Bir kızla Ma konuş. Bir kız yazmış mı? 36 numaralı 36 numaralı ayaklı benim demiş. <laughs> Mahmut! Sana güvenmiyorum lan. 3 2 1 Sana beş. güvenmiyorum. Video hmm, atmazsan Mahmut. ortada kalacağız diye güvenmiyorum sana. Yazıklar olsun. Mahmut Dalyan. atın başındayım. 42 yaşındayım. 16 yaştan belli. Ben senin peşindeyim. Güle güle gül hanım gel otur benim canım sensin benim dermanım